Merhaba arkadaşlar, Epic Games'te bu haftanın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Epic Games geçen hafta olduğu gibi bu hafta da iki oyunu bedava veriyor. İlk oyunumuzun adı The Silent Age, ikinci oyunumuzun adı da galiba Tunçe diye okuyacağım. İki oyun da iyi duruyor arkadaşlar. Biraz sayfalarına baktım. İkisini de oynamaya çalışacağım. Zaman bulursam hani birkaç gün içinde iki video atmaya çalışacağım. Bu video zaten başlıktan da göreceğiniz gibi The Silent Age'in videosu olacak. Yine oyunun sayfasında ne var ne yok bir baktım. Bir hademeyi oynuyoruz. Bu hademe insanlığın neslinin tükenmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Bir şekilde galiba bir zaman makinesi gibi bir şeyimiz var. 2012'de artık insanlığın nesli tükeniyor gibi ve 1972'ye gidip bir şekilde bir puzzle'ları çözüp insanlığı kurtarmaya çalışıyormuşuz ama yani nasıl oluyor o işler bilemedim. Hademe'den başka insan kalmamış mı falan gibi sorular var aklımda. Bakalım ama iyi olabilir gibi duruyor. Yine her zaman olduğu gibi mağaza sayfasından ücretsiz oyunlar sekmesinden oyunun sayfasına girip şuradaki tuşa tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz bedava bir şekilde. Yine buradan indirdikten sonra şuradaki hızlı başlatma yerinden tıklayarak oyunu başlatabiliyoruz. Ben de çok hevesliyim. Bakalım oyunumuz nasıl? Hemen başlayalım. Oyunun birazcık menüsü farklı arkadaşlar. Yani menüsü yok. Ayarlara bakmak için oyunu açtığımda ayarları bulamadım. Böyle içerideki bölümleri gösteren bir paneli var. Şurada bir dil seçme ekranımız var ve o kadar. Ama inşallah sesi ayarlayabilirim bir şekilde sizin için. Evet, ilk bölümümüze başlıyoruz. Şu an günümüzdeyiz. Karakterimizin adı Joe'ymuş. Normal bir salı günü gibi etrafı silerek başlamışız günümüze. Bir şeyler, bir şeyler. %65 ha. Neydi abi şimdi? Oradan bir şey anlamam gerekiyor muydu? Oluyor ya. Şu an rastgele bir slide gösterisinde gibi hissediyorum. Gördüklerimi birleştiremiyorum arkadaşlar. Boyacı vardı. Biz buyuz galiba. Bizim hayatımız böyle miymiş yani? Oradan oraya savrulmuş muyuz? Bunu mu anladık? De ben 2012 günümüz gibi düşünmüştüm ama herhalde değil. Dur dedim. Ayarlar belki gelir diye. Yok. Not var bir tane. Mr. Hill bizi görmek istiyormuş. Burada ihtiyaç dolabı var. Bizim mekanımızmış. Bir bakalım. Böyle oyunlarda arkadaşlar point and click diye geçiyor bu tip oyunlar. Etrafı dolaşıp genelde bir eşya topluyoruz. Böyle tıklaya tıklaya. Sonra bu eşyalarla da bulmacalarımızı çözüyoruz. Önce ışığı açayım diyor. Bir şeyleri kırmayayım diyor. Açalım. Işığı açamıyorum diyor. Önce ampulü değiştireyim diyor. Değiştirelim. Bunu buraya. Aç bakalım. Eldiven var mesela. Eldiven iyidir. Laboratuvarlarda bir şeyleri temizlemek için kullanılan eldiven. Boraks, sitrik asit. Eyewash ne ya? Göz damlası mı? Başka ne vardı? Çamaşır şeyi. Tamam, önemli bir şey yok diyor kısacası. Bu ne? Tenis raketi var. Bunu da aldırtmıyor. Bardak alayım. Bu ne? Şey, geçiş kartı. Kapı açmalık bir şey herhalde. Bardakları da aldırtmıyor. Bunlar ne? Tehlikeli variller. Oo, ayın çalışanı seçilmişiz. Joe Smith. Tamam. İki eşya aldık. İyi başlangıç ilk oda için. Bir de Mr. Hill ile görüşmemiz gerekiyormuş. Onu öğrendik. Buraya kırmızı kartla gireceğiz herhalde. Tabela ne diyor? 2000 pound anca girebilir buraya diyor. Herhalde şimdi bir mavi kapı bulmam lazım önce. Mesela şu kapı gibi. Bu tabela ne diyor? Mr. Hill'in odası yukarıda bu tarafta diyor. Bas bakalım abim kartı.
Harçon. Harçon neydi ya? Bu da mitolojiden bir şey miydi? Sekreter. Gel bakalım. O seslendirme var. Oh, there you are, sweetie. Mr. Hill's expecting you. Just walk right in. Mister Hill seni bekliyor. Direkt geç içeri. What's the matter, sugar? Cat got your tongue? Just get your hiney in there. Hiç sekreter gibi değil bu hanımefendi ama. Wow, odaya bak. Eyvah eyvah. Kovulacağız. Nixon'un fotoğrafı. Şeyin başkanı falan galiba. Amerika'nın başkanı o zamanlarda. Güllük var bir tane. Ah, Jasper. Jasper mı? It's Joe, sir. Joe. Benim adım Ah, of Joe. course, Bayım. Joseph. How long is it that you've been with this company, Joseph, Joseph? ne zamandır şirkettesin? About 2 years, sir. 2 yıldır efendim. Ah, yes, then by now you must know that what we do here Ya is burada yaptığımız terribly şeyin önemli olduğunu important. biliyorsundur o zaman. National security may be just a word to most people, Jasper. Ulusal güvenlik yani herkese bir şey ifade etmeyebilir ama senin benim gibi adamlar anlamını bilir bunun. We understand that it means the safety of every citizen in this country, not to mention the shareholders and the hard-working clerks and stakeholders at the government funding agencies. It also means Bir şeyler, bir şeyler. Çok fazla baskı var diyor. And some men just buckle. Which brings me to the main point of my agenda. A position just opened up and we're promoting you, Jasper. Bize terfi veriyorlar. I'm sir. Don't think the company doesn't notice its hard-working employees. We reward achievement in this organization, young man. And you've just made yourself a gold star. Biz çalışanları gözden kaçırmayız diyor. You will be in charge of not only yours, but Frank's assignments too. Artık Frank'in işlerini de biz yapacağız. That means downstairs lab sanitation, drain assignments, the works, with all the clearance that entails. That's a lot of responsibility. Laboratuvar temizliğini falan verdiler galiba bize şu an. I thank you, sir. But what about Frank? Frank'e ne oldu? I know you made a great team, but Frank decided to pursue a different career path this morning. We wish him all the Bu sabah farklı bir kariyere yönelmiş best. Frank. Understand that we won't be able to present you with a fancy title or a measurable pay raise. This is a modern company, you understand. We like to keep a flat organizational structure here. Bize verecek yeni bir rütbeleri yokmuş. Zam da yapamıyorlarmış. Ama fazladan iş geldi yani terfi dediği. Kartı verdi bize kırmızı asansörün. O kadar. Yani boşu boşuna şey olmuş olduk. Ne zam aldık ne şey oldu. Giren yine bize girdi yani. Sekreter hanım, artık ben daha rütbeli birisiyim. Bir şey diyecek misin? Yok. İneyim bari. Kartımı da zaten almışlar. Mavi kartım. Tek kullanımlık herhalde kartlar. Hop. Açıl susam açıl. Bu ne? Alüminyum folyodan bir şey, şapka. Burası açık ama böyle bir şey olacağını hiç duymamıştım falan ben de. Belki kullanacağız burayı bir noktada. Şurada da kan var. Belki bir laboratuvardan bir hayvan falan kaçmıştır falan filan. Tam nasıl çıkıyorum buradan? Tuşa basmamışım ki, ben de gidiyoruz sanıyorum. Şimdi bodrum kattaki laboratuvarlardayız. Ne yapıyorlar belli değil. Hayvanlar, ulusal güvenlik falan filan. Bu ne? Cyogenics ne bilmiyorum ne yazık ki. Yerlerde damla damla kanlar var. Bu ne? Tamam. Yani resmen bana ben eldiveni kullansam mı diye düşünürken dedi ki ya elimi koruyacak bir şey olsa da şu iki kabloyu bağlasam falan dedi yani. Artık 5 yaşına anlatır gibi. Evet. Ceket alalım, giyeriz. Mendil aldık ceketi giymek yerine. Ne aldım yerden ya? Ha, baktım. Diyor ki bir şeyleri silem diyor. Şu kanları bir şeyle sileyim diyor. Şimdi bunu yönetime götüreyim diyor. Yönetim bize inanmıyor muymuş, anlamadım. Far out. Tamam, iki kişi buraya geçiyormuş. Anahtarları aynı anda çeviriyorlarmış. Sonra kapı açılıyormuş. Yönetim. Hop, Mr. Hills. Mr. Hills, alt katta kan var. Hanımefendi, alt katta kan var. Miss Goulet? Jilet Hanım.
Something's bad. The downstairs handkerchief has basement all over the blood. Bu durumda full kan var. Ne olmuş orada? Yani no, I mean good heavens, sugar. That rag's got blood all over. Have you hurt yourself again? Ne, kendini mi incittin falan diyor. Mendili gösteriyoruz. Hayır, aşağıda. I keep telling you boys to follow company safety policy. I send out memos almost every week. Honestly, don't know why I bother. Ya kendinize hiç dikkat etmiyorsunuz. Hep size uyarı gönderiyoruz falan filan. You're grown men in those boiler suits. But you're really just big boys, ain't you? Nasıl bir şirket oğlum bu? I'm not the one who. Ya ben incinmedim hanımefendi. Let me just take care of that for you. Tamam, alayım ben mendil canım. Now, let's see what Gloria has for you here. Ah bakalım, yara bandı. Just go wash up and put that on. You'll be as good as new. Tamam hadi git sumul dök üstüne, bunu takarsın. Hadi koçum hadi pış pış. Takabiliyor muyum üstüme? Girebiliyor muyum peki oraya? Kapıyı kilitlemiş ama. Bir wash up dedi de elimizi yüzümüzü yıkayabileceğimiz bir yer var mıydı ki? Musluk falan var mı burada? Ya kapıyı da açamıyoruz alt katta. Yara bandıyla ama belki... Gerçi anahtar da o galiba. Dedim yara bandını belki düğmeye böyle yapıştırırsak o bizim yerimize basıyormuş gibi olur mu? Ama galiba anahtar gerekiyor dedi. İki anahtarı aynı anda çeviriyorsun falan. Ha düğme var diyor, tamam. Birazını okuyunca böyle oluyor işte. Ya iki anahtar çevrilen şeyler gibi filmlerdeki diyor ama burada sadece düğme var diyor. İyi. Dede! Sokrates! Herakleitos gel! Aynı nehirde ilk kez yıkanılmaz gel. Mister, are you all right? You're bleeding. Bayım iyi misiniz? Kanıyorsunuz. That's a lot of blood. Çok kan. Stay right here. I'll go get help. Bekleyin yardım getireyim. Hayır! Don't. Kimseye getirme. Are you alone? Yalnız mısın? I'm not sure what. Ne alaka? Bir soru sordum. Yalnız mısın? Yes, I came down. Evet, ben tek başıma geldim aşağı. Enough. İyi. Listen. I'm shot bad. Bana fena vurdular. Ateş etmişler galiba. Çok da önemli değilim ben. Beni boş ver. Benim bu halim çok önemli değil. Şimdi sana söyleyeceklerim ama çok önemli. Gelecekten geldim falan diyecek. Ya yazayım mı bunu? Önemli bir şeyler mi bunlar? You're standing on the brink of an extinction level event, set in motion by greedy half-wits that will eventually end the lives of every man. Tamam, insanlığın sonu geliyor diyor. I know this because I'm partially to blame. Ben de suçluyum diyor. Our folly in time. Less sane and more senior heads prevailed. I have arrived from 40 years into the future. 40 yıl gelecekten geldim. Bu olayı engellemek için. Things are obviously vastly more complex than this, but for lack of time to explain this. Şimdi çok karışık, açıklayamam her şeyi diyor. Recipient intellect. I am what you would probably perceive as a time traveler. Tamam. Mister, you've obviously lost a lot of blood. Çok kan kaybettiniz. İnanmadı galiba bizim karakter. I've planned this out in every detail for the better part of my life. Bu anı çok iyi planlamıştım. I will let it fail because of a single gun toting overachieving parking attendant. Bir tane silah yarası yüzünden bunu başaramazsam çok kötü olur falan. Thankfully, you look fleeceable enough to be coaxed into performing one simple task for me. Benim için basit bir şey yapabilecek gibi duruyorsun. I want you to find me. And tell me about this event before I depart for the past. You'll need this. Beni bul ve bir şeyler söyle. Geleceğe gidip mi bulacağız? Tam anlamadım ya. En önemli cümleyi de anlayamadım ama. Zaman makinesi gibi bir şey verdi işte herhalde. It's a goddamn time machine, okay? For reasons you'll quickly come to realize. The device runs on solar rechargeable batteries. Despite this, I want you to keep it hidden until you're out of town.
Don't let anyone see you with it. Especially in here. Kimse bunu görmesin diyor. The blood and all this space talk, you're making me quite dizzy. I'm not sure how I can help you other than by calling security and getting you to an ambulance. Size ambulans çağırmak dışında nasıl yardım edebilirim bilemedim diyor. You find me, you hear? Beni bul, beni bul falan diyor. Mister? Mister? Amcam peki şimdi yok olacak mı böyle mesela fışt diye? Yok öldü. Tamam abi kullanıver şu makineyi sen. Help! I need help in here. Help değil, help değil dur. Makineyi kullan. Hayda. Listen, you gotta help me. There's a guy in there. There's a lot of blood. He needs help. Suçlu sanıyorlar bizi. Yardıma ihtiyacı var. İçeride adam öldü. Dur, dur, yerinde dur. Ya ben çalışıyorum burada, beni biliyorsun. Ellerini kaldır. Ellerini duvara koy, bacaklarını aç. Polis geliyor. Eyvah. Ya düğmeye bas, kaç. Oğlum bu şirket ne yapıyor oğlum? Kan götürüyoruz, burnun mu kanadı diyor. Şey veriyor, yara bandı veriyor, bir şey veriyor. Bir de polisi mi aramışlar? Chapter 2'ye geçtik bu arada hemen. Basit cevaplar istiyormuş bizden polis bey. İşler karışsın mı istiyorsun? Yani onu yapabiliriz öyle bir şey istiyorsan. İşleri karıştırırız. İstediğim bu mu? Bu şu an iyi polis, bu kötü polis. Ben de öyle düşünmüştüm yani. Let's just keep this nice and informal, shall we? See, I'm a simple, easygoing fella. I try to be affable and not go too hard on people. That's what I find works the best. Tamam, çok üstüne gitmem ben suçluların diyor. Ama arkadaki partnerim o biraz serttir. Tamam. Kötü polis. See, I'm not too good with long, complicated answers. I confuse easily. Some kind of brain problem. I don't know. So sometimes I gotta consult him, you know, in complicated matters. He's got a real talent for helping suspects simplify their statements. Thing is, çok saçmalayan oldu mu arkadakine seslenirim diyor. O cevaplarını kısaltır onların bir şekilde diyor. Mesut komiser gibi yani. Şimdi ben sana basit sorular soracağım. Sen de bana basit cevaplar vereceksin. Sonra hemen eve gideceğiz, tamam mı? Tamam, bu nedir şimdi? Söyle bakalım. Şundan bahsediyorlar. Ayağa kalkabiliyor muyum? Ne abi bu işte? Kanka sen şuna bas da. Heh. Şunu yapacaksın, polis şeyine kadar gelmişsin ya. Işıklar nereye gitti? Ne oldu, bayıldın mı? Katlanmış sonra da bir anda açılmış gibi hissediyorum. Kara delik falan gibi bir durum herhalde. Evet, bayağı aydınlık diyor. İyi. Şimdi herhalde 2012'ye geldik. İnsanlık burada yok sanki. Peki polis mekanında mıyız hala? Birazcık kendimizi şey hissediyoruz. Başımız falan dönüyor biraz. 40 yıl gittik tabi. Kanıt odası var. Kitle. İkinci kata çıktık. Oo. Midemiz bulandı. Tamam canım, bir şey olmaz, o insandır. Bu ne lan, sigara mı? Abi sen halkasını sigara sandım. Kocaman bir sigara. Tamam, şunu şununla açarsın sen. Bununla yapamam diyor kısaca. Gel bakalım. Ha, aşağı inmek istememiştim ama. Bir üst kata çıkamıyor muyum? Heh. Abraham Lincoln. Yürü be. Aa, bir şey çıktı. İyi, açayım. Kırayım abi o zaman. Herkül müyüm ben? Nasıl açayım şeyle, çekiçle diyor. Bunun da şeyi, kapı kolu yok bu kapının da. Bunu da açamam diyor. Oğlum bir şey yap lan. Tamam, geleceğe geldiğini anladı sonunda.
keskin bir şey lazım diyor da ipi kesmek için. Ha, beni bul diyen adamı çok anlamadım ama. Şunları alabiliyor muyum? Şu mermerle falan kesersin aslında o ipi de. Beni bul diyen adam şimdi yani geçmişe gidip ölünce gelecekte de ölünmüyor mu? Nasıl oluyor o işler? O işler şimdi her farklı filmde, dizide farklı. Keskin bir şey lazım bana. Şu tablonun arkasında bir şey var mı? Onu kır, camı düşsün. Şu fayansları kır, fayansları keskin yapalım. Bunlar yemiyor hiç. Kemerinde bir anahtar varmış. Alayım. Şimdi bunu açamıyoruz. Şuraya bir deneyelim. Olmadı, üst kattaki kapıya deneyeceğiz. Buraya uymadı. Şu kapıya bir deneyelim. Buradan da keskin bir şey bulalım sonra. Başka nerede vardı? İlk katta mıydı kapı? Heh, gel, kanıt odası. Oo, kanıt odasında bıçak vardır vallahi. Oha, katana var. Ha, bunu kırarsın. Eski paslı bir kilit var diyor. Kırarsın ya, zorla biraz. Bir gerçekten mi? Polis kimliği bulduk bir tane. Hatta bizi şey yapan, bizimle konuşan polisin galiba. Polis kimliği. Kartla açar mısın peki bunu? Güzel. Yukarıda böyle şaka yapıyor. Hani kart filmlerde gördüm, hep kapıları açıyorlar falan filan muhabbeti yaptı. Ama kilitleri açamıyorlarmış. Ya oyunun böyle bir mizah yapısı var da bilemiyorum. Oyunlarda mizah çok kolay değil bence ya. Şu kart bu kapıyı söker mi? Aa, kırdı. Aa, açtı. Burada bir şeyler oluyor. 39.56 aldık. Bir tane şey vardı ya, çevirmeli bir şey. Kasa vardı, onu açarız. Haritada ne var? Aceleyle bir şeyler işaretlenmiş. Yağ mı bu? Yağ, evet. Kasadan ne çıkacak bakalım? Kasayı açabiliriz şu an diye umuyorum. Bir de yağ var. Yağı ne yapacağız? Gel bakalım. Ataş. Şey eyle. Ataş'ın yeri belli. Şuradaki şeyi şununla açalım. Önce biraz yağlamam lazım diyor. Bayağı biliyoruz ha bu işleri. Wow. Çok daha kolay oldu tahmin ettiğimden diyor. Şu kılıcı al. Burada ne işi varsa. Şimdi kılıçla yeniden 3. kata. Şu ana kadar bulmaca zorluğundan ziyade katlar arasında inçik inçik yaptık yani. Hiya. Hiya. Aa. Güzel. Gir bakalım. Niye girdim abi ben buraya? Heh. Atla bakayım. Ağaç varmış. Var mı burada bir şey? Çok yüksek diyor. İp var mı diyor bir tane. İp olursa olur diyor. Kırmızı ipi alabiliyor muyum mesela? Katana da gitti nedense. Bir kesimlikmiş galiba. Kapıyı açtım mı ben? Kapı kolu bulmam lazım benim bir tane. Dikkatli bakayım yerlerde falan mı? Şunu sökemiyor musun ya bir şekilde? Şunu kullanabiliyor muyum? Ha, güneşe çıkıp şunu şarj edebiliyormuşum. Burada edebilir misin mesela? Üst kata bir çıkayım, orada eder belki. Güneş alıyor mu burası? Yok. Şu ipi alabiliyorum ama galiba. Kapı kolu yok hala ama ya. Neyse şu ipe bir bakalım da. Al kardeşim, ne yapıyorsan yap. Ooo, chapter 3. Odaya da girememiş olduk. Belki giriliyordur, belki girilmiyordur. Kapı. Açılmıyor. Motor. İşe yaramaz. Buradan çıkarsın ha. Poison Ivy diyor. Zehirliymiş. Kapı yerinden oynamıyor. Aha, güneş. Hop.
Günümüze geri döndüm. Zıplasam bile yetişemem diyor. Buradaki merdivenlere. Altına bir şey koyarız. Ha, 40 yılda aynı motor mu bu? Aa, o sarmaşık, bu sarmaşık. Ona inanırım da. Kapı hala açılmıyor ama. Tornavida. Şunu bir dene bakalım, bu tornavida kapıyı açar mı? Mesela bu kapının kolunu alman lazım tornavidan varken. Neyse. Tamam, bir daha geri döneceğim. Tornavidayı aldım en azından. Kanka şu motoru sürüklesen oraya, aslında çözersin o işi sen de. Haa, bu kapıyı denemedim şeyle, tornavidayla. Güzel. Şemsiye. Nightstick ne ya? Bu alet ne? Hiçbir fikrim yok. Ha şey merdiveni indireceğiz bununla. Merdiven duruyor muydu yerinde bu devirde? Hop hop. Aa. Hop hop. Yes. Bu daha mantıklıymış tabi. Burası ne? Kilitli. Burası ne? Kilitli. Şurada ben bir zamanı bir değişeyim bakayım. Bu arkadaşı kullanabiliyor musun buralarda? Tamam. Bu taraf daha iyi, en azından merdiven var. Don. Pantolon. Çarşaf. Halı. Halıyı aldık. Halıyı ne yapabilirim ki ya? Zillere basayım. Buna da basayım. Aa, çatıdayken şeye gitmedim ya. Geçmişe bir geri döneyim. Yok, geleceğe gideyim, pardon. Aynen, içeriye şey olmuş. Pantolon hala duruyor. Tamam, burada bir şey çıkmayacak herhalde. Yine zaman değişeceğiz. Hop. Yapıştırıcı gibi bir şey var galiba. Duvar kağıdını koymak için. Aa, anahtar saklamış içeri. Hmm. Ne yapayım ki anahtarını? Evet, 45 dakikam da bu arada doldu arkadaşlar. Bu anahtar burayı açıyor mu? Bu anahtara niye ihtiyacım olsun ki benim? Ha, çünkü içeri atladık, dışarı çıkış yok. Neyse arkadaşlar, burada bitireyim. Oyunumuz fena değil gibi. Ortalama diyebiliriz. Şu ana kadar çok basit ilerliyordu. Yani şu noktada ne yapacağımdan çok emin değilim ama buraya kadar basit ilerledi diyelim. Bildiğim kadarıyla 10 chapter var ve şu an 3. chapter'dayız. İnternette bir yerde yaklaşık 3 saat süren kısa bir oyun falan diye görmüştüm. İlginizi çekiyorsa böyle tıklayıp bir şeyler bulmalı, bulmaca çözmeli oyunlar. Bu oyuna bence bakabilirsiniz. Dediğim gibi fena olmayan bir oyuna benziyor. Yarın da diğer oyunumuzun videosunu çekmeyi planlıyorum. Tunçe'nin. Şeyi de hatırlatayım arkadaşlar tekrardan. Bu oyunu ve diğer bedava dağıtılan oyunu Tunçe'yi 6 Nisan saat akşam 6'ya kadar Epic Games üzerinden bedavadan kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Yaklaşık bir haftanız var. Ben videoyu perşembe gün çekiyorum ama size ne zaman yayınlanır emin değilim. Onları da tekrar hatırlattıktan sonra videoyu artık kapatayım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşça kalın. Aa.